Eş, dost ve akrabalar bekliyor. Sınır dışı edilenlerse polis eşliğinde geliyor. Onlar Almanya'ya yasa dışı yollarla gitti. Ancak şimdi geri gönderiliyorlar. Aralık 2014 ile geçtiğimiz Şubat ayı arasında yaklaşık 100 bin Kosovalı ülkelerini terk etti. Önce otobüsle Macaristan'a, oradan da Almanya'ya gittik. Elinizde olsa tekrar gider miydiniz? Hayır, bir daha asla gitmem. Gafur Kabaşi de sınır dışı edilenler arasında. İltica talebi reddedilene kadar kendisi, karısı ve ailesiyle yaklaşık 2 yıldır Ingolstadt şehrinde yaşıyordu. Gafur mümkünse Almanya'ya geri dönmek istiyor. Ben tekrar giderim. Yaklaşık 2 yıldır Almanya'daydım. Bize iyi davranıyorlardı ve şartlar da iyiydi. Ancak o an geldi ve bizi geri gönderdiler. Gafur'un Almanya topraklarına tekrar ayak basması uzun sürebilir. Şu anda kendisi Priştina'ya 60 kilometre uzaklıktaki babasının çiftlik evinde yaşıyor. Ev halkı 12 kişilik, ancak sadece bir kişi çalışıyor. Gafur Kosova'yı ekonomik durumun kötü olması sebebiyle terk etmiş. Karısıyla Almanya'ya gidebilmek için 1700 euro harcamışlar. Sırbistan'dan Macaristan'a yürüyerek geçebilmek için sınır kaçakçılarına 300 euro ödemişler. Polis tarafından yakalanarak günlerce mülteci kampında kalmışlar. Macaristan'daki mülteci kampında yaşam şartları çok zordu. Ayrılmak zorunda kaldık çünkü insanlar kavga ediyor, hatta birbirlerini öldürecek olaylar yaşanıyordu. Bazı siyahi insanlar öldürüldü ve biz de Macaristan'dan Almanya'ya taşındık çünkü hayatımız tehlikedeydi. Memleketlerinde ailesi şimdi daha güvende. Ancak Gafur gelecek için umutsuz ve geçinebilecekleri parayı kazanamayacağını düşünüyor. Geleceğimiz belirsiz. Paramız, maaşımız, işimiz yok. Çocuklar da aç. Çok zor durumdayız. Birkaç kilometre sonra öğrenciler Pestova Cips şirketini ziyaret ediyor. Burası Kosova'nın en başarılı firmalarından biri ve 150 kişiyi istihdam ediyor. Ancak şirketin sahibi bu büyük göçün firmalarını ekonomik olarak etkilediğini söylüyor. Bizim şirketimizde çalışan 8 işçi yurt dışına gitmişti, ancak ikisi geri döndü. Bu göçün birçok sebebi var. Fakat en büyük nedeni burada yaşayan birçok insana batıdaki yaşantıyı cennet gibi yansıtmaları. Yaklaşık 1,8 milyon nüfusun yüz binlercesi sadece birkaç ay içerisinde yurt dışına göç edince bu durum ekonominin dengelerini bozmuş. Vuşri şehrinde yaşayan birçok Kosovalı soluğu Batı Avrupa ülkelerinde almış. Göçten dolayı işlerim bozuldu ve müşterilerim azaldı. %30 oranında müşteri kaybına uğradım. Sırp askerlerle kanlı savaşların ardından Kosova bağımsızlığını 7 sene önce ilan etti. Ancak 5 Avrupa Birliği üyesi bu ülkenin bağımsızlığını tanımadı. Kosova halkı şu anda ekonomik sorunlarla yüzleşiyor. Ancak batılı ülkelerdeki rahat hayat söylemleri pek de gerçekçi değil. Kosova'da yaşayan birçok insanla konuştum. Çoğu daha iyi bir hayat yaşamak istediklerini söylüyor. Fakat Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşam standartlarını nasıl yükselteceklerini bilmiyorlar. Çünkü oraya daha önce hiç gitmediler. Biz burada Avrupa'nın diğer kısmından soyutlandık. Kosovalıların Schengen bölgesi, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden tamamen ayrılmış durumda. Bu çok üzücü. Sanki bizimle dalga geçiyorlar. Tüm belgelerim hazır olmasına rağmen konsolosluğun önünde saatlerce bekliyorum. Ve vize alacağımın da garantisi yok. And there is no guarantee that I will get a visa in the first place. Euronews ekibi 11 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Kosova'dan Sırbistan'a göçmenlerin uğrak rotası Subotica şehrine gitti. Bu şehir Avrupa Birliği sınırından sadece 10 kilometre uzakta. Bu sebeple Subotica'ya son 3-4 sene içerisinde bir mülteci akını olmuş. Kosova'dan, Afganistan, Suriye ve Irak'tan gelenler de var. Naci Hacı İsa bir Yezidi. Irak'taki IŞİD tehlikesinden kaçmış. Almanya'ya siyasi iltica talebi için gitmiş.
Bulgaristan ormanlarında 2-3 gün aç ve susuz bir şekilde geçirdim. Polis kontrol noktaları vardı. Hiçbir yere gidemedik. Daha sonra polis bariyerlerini kaldırdı ve kendimi 2 gün sonra Sırbistan'da buldum. Bu binaya geldik ve bu gece de Macaristan'a, oradan Avusturya ve sonra da Almanya'ya gideceğiz. Sırbistan'da yasalar gereği illegal göçmenlere yardım etmek suç. Ancak Tibor Varga bu riski göze alarak mülteci kampını her gün ziyaret ediyor. Onlara su ve yiyecek götürüyor. Bazen sağlık malzemesi de getiriyor. Tibor sadece en fakirlerin burada kaldığını söylüyor. Durumu iyi olan mülteciler özel odalarda yatıyor ve kaçakçılar da onlarla burada görüşüyormuş. Sınırı organize bir şekilde geçenler genelde buraya gelmezler. Sadece parası ya da bağlantısı olmayan göçmenler buraya uğrar. Eğer sınır kaçakçılarıyla bağlantıları varsa bunu kaybetmiş ve buraya beklemeye gelmişlerdir. Kaçak mültecilerin evlerinden sadece birkaç kilometre ötede küçük bir nehir Avrupa Birliği'nin dış sınırını çiziyor. Taze ayak izleri mültecilerin umutsuzca Avrupa Birliği sınırına girmeye çalıştığının göstergesi. Macar polislerin en çok tutuklama yaptığı bölge işte burası. Şubat ayı boyunca yüzlerce insan her gün bu sınırdan geçmeye çalıştı. Bir defasında tam 1700 kişi aynı gün bu sınırdan geçerken yakalandı. Çiftçi İmre Koromi, Şubat ayına kadar insanların buraya sürüyle akın ettiğini söylüyor. Çok kalabalık geldikleri günler olurdu. O zaman polisler burada beklerdi. Bazen 70 kişilik gruplar bile geliyordu. Köpekler havlamaya başladığı zaman yeni bir grubun geldiğini anlardık. İmre, yetkililerin bu mülteci akınını durdurması gerektiğini söylüyor. Onları içeri sokmamalıyız. Eğer sınırı geçerlerse onları bulup geldikleri yere geri göndermek zorundayız. Avrupa Birliği yasalarına göre bir mülteci giriş yaptığı ülkeye kabul edilirse kıta içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip oluyor. Sınırda yakalanan insanlar genelde Macaristan'a sığınmak için başka bir yol arar. Biz de onları göçmen bürosuna götürüyoruz. Eğer göçmenler kabul edilirse Macaristan'da serbestçe dolaşma hakları olur. Bu insanların çoğu da Schengen dolaşım hakkından dolayı Batı Avrupa'ya gider.